Evet sevgili izleyicilerimiz, birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta da Balkanlar gezimize tüm hızıyla devam ediyoruz. Balkanlardaki bu haftaki durağımız Arnavutluk sevgili izleyicilerimiz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'dayız. Tarihi bir mekandayız şu anda. Arkamızda tarihi bir cami var. Recep Hocam'dan yine bu cami hakkında ve bu tarih hakkında bilgi alacağız. Hocam, Balkanlar gezimiz çok güzel geçiyor. İslamiyet buralarda çok güzel yaşanıyor. Camilerimiz çok maşallah. Yine tarihi bir caminin yanındayız. Neler söyleyeceksiniz hocam burayla alakalı? Bütün izleyicilerimize evvela buradan selamlarımızı gönderiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda Arnavutluk'tayız. Dün itibariyle Ohrid bölgesinden, çok güzel bir şehir olan Ohrid'den giriş yaptık. Sırasıyla Prenyaz şehri, Libraş şehri, Elbasan şehrini ziyaret edip oradaki güzel tarihi eserlerimizle, Osmanlı kaleleri, köprüleriyle buluştuktan sonra Arnavutluk'un yönetim merkezi olan Tiran'a gelmiş olduk. Burada da tam şehrin merkezinde bulunan Hacı Ethem Bey Camisi'nde bulunuyoruz. 1817 tarihinde inşası tamamlanan bu cami, Osmanlı'nın Arnavutluğa inşa ettirmiş olduğu tam 1640 adet camiden birisidir. Yani 1640 adet cami inşa ettirmişiz biz buraya ecdadımız olarak. Tabii Arnavutluk 30 tane sadrazam yetiştirmiştir Osmanlı'ya. Onun için Osmanlı gerçekten Balkanlara çok büyük yatırımlar yapmış. Burada gördüğünüz sokaklarda Türkiye'den geldiğimizi söylediğimiz, Türk olduğumuzu söylediğimiz zaman insanların nasıl bir sempatik hale geldiğini de müşahede etmiş oluyoruz. Tabii 1960 ile 1991 yılları arasında maalesef burası bir komünizm rejimi altına girdi. Arkamızdaki cami de komünizm zamanında tamamen kapalı kaldı ve şehrin içerisindeki birçok eser tahrip edildi. Osmanlı'nın izleri değil sadece, İslami anlamdaki bütün izler silinmeye çalışıldı. 1990'lı yıllar, 91'de tekrar bu cami ibadete açıldı. Ama marjinal komünizme kapılmış olan 10 bin kişi geldiler. Bu camiyi tekrar basmak istediler. Fakat Müslümanlar ile o çıkan arbede esnasında devletin geçmiş olduğu yeni düzende artık inançlar, yaşayışlar özgür hale gelmiş oldu. Dolayısıyla az evvel de yarım saat öncesine kadar yönetimin elinde bulundurduğu komünist liderler tarafından yaptırılan o yeraltı barınaklarını, sığınaklarını gezmiş olduk. Hakikaten yüzlerce odayı, hatta şu anda bulunmuş olduğumuz bu Tiran şehrinin altında da belki binlerce, on binlerce sığınaklı odalar var. Komünizm rejiminde yapılmış. Hakikaten dünya tarihi nelere sahne olmuş? Yani 1900 ile 2000 yılları arasında şu son 100 senede dünyada neler yaşanmış? Bundan Balkanlar nasıl zarar görmüş? Avrupa neler yaşamış? İşte memleketimizde zaten o tarihi biz yaşadık. İnsanların gelip görmesi lazım. Farklı kültürlerle buluşması lazım. Bakın her tarafta ezan-ı Muhammedi duyuyoruz. Balkanlara komşuyuz ama Balkanlardan bir haberiz. Onun için insanlarımızı o tarihin köklü kalıntılarıyla, eserleriyle buluşmaya davet ediyoruz sizin vesilenizle. Teşekkür evet. ediyorum. Hocam, kapanışı yapmadan önce yine çok güzel bir cami var. Şu an izleyicilerimiz görüntülerini görüyorlar. Namazgah Camii. Bu camimizde Tiran'ın tam göbeğinde ve çok güzel bir şaheser. Şu an inşaat tamamlanmak üzere. Bu da gurur verici bir şey değil mi hocam? Tabii gerçekten arkamızdaki cami de kısmi restorasyona alınmış TİKA tarafından. Yine Namazgah Camisi de memleketimiz tarafından, Türkiye tarafından inşa ettiriliyor. Ve tamamen İstanbul'daki Salatin camilerinin büyüklüğünde ve o ihtişam ile, o haşmetiyle inşa edilen bir cami. İnşallah tamamıyla inşası gördüğümüz kadarıyla bitmiş ve Tiran'ın tam merkezine konulmuş bir cami. Yani biz şunu diyoruz burada. Evet, 100 sene önce biz en son burada İşikodara Kalesi'nde Balkanlardan elimizden çıkan son kalemiz İşikodara Kalesi'dir. Biz buralardan ayrıldık ama bugün 100 sene sonra bu eserleri burada inşa ettirmekle biz hala buradayız mesajını da bilinçaltına vermiş olduğumuzu düşünüyorum Ahmet Bey. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, Recep Hocam'a yine çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi buralar geçerken uğranacak yerler değil. Mutlaka özel gelinmesi gereken yerler. Bizler Viyana'dan 5 arkadaşımız özel gezi amacıyla geldik. Ata topraklarımızı, atalarımızın izlerini ziyaret etmek amacıyla geldik sevgili izleyicilerimiz. Çekim amacıyla değil ama gelmişken bu tarihi, bu gezdiğimiz yerle sizlere de aktaralım dedik Recep Hocam'la birlikte. Recep Hocam bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Ben bize çok faydalı bilgiler veriyor. Sevgili izleyicilerimiz, her zaman diyoruz ya, burayı geçerken uğranacak bir yer değil buralar. Mutlaka özel olarak gelin.
birkaç gününüzü ayırın. Balkanların her metrekaresinde bizim atalarımızın izleri var. Onların ayak izleri var, tarihi var. Mutlaka ziyaret edin, gelin, bizim gibi gezin sevgili izleyicilerimiz. Bakalım önümüzdeki hafta Balkanlar turunda neredeyiz? Birlikteliğimiz Hızlı ile devam ediyor.